Benim adım Recep Tayyip Erdoğan değil, Kemal Kılıçdaroğlu. Hazırladığımız üç boyutlu stratejiyle hedefimiz %7 kalkınma hızı her yıl. Biliyorum gene onların kafası almayacak. Bu %7 nasıl gerçekleşecek diyecekler. Onlara göstereceğiz. Bir ekonomide %7 kalkınma nasıl sağlanır? ...2010 yılının büyüme rakamları belli oldu. 2010 yılının dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi %9,2'lik bir büyüme gerçekleştirdi. 2010 yılının tamamına bakıldığında ise %8,9'luk bir büyüme gerçekleşti. Seçimlere en hazırlıklı parti biziz. Onun altını özenle çizmek isterim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu genel seçimlere en hazırlıklı parti izledi ama hiç beklemediği bir hatayla karşılaştı. Fark değişikliği olabilir. Arzu eden, affedersiniz. Yapılan hata çok barizdi. Zaten basın mensuplarının da dikkatinden kaçmadı. CHP'nin ilçe başkanlarının tanıtıldığı duvardaki panoda Bayrampaşa ilçe başkanının ismi yazılıydı. İsim doğruydu ama fotoğraf AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'a aitti. Benim adım Recep Tayyip Erdoğan değil, Kemal Kılıçdaroğlu. Parayı bulacağım diyorsam ben parayı bulurum. Tüzük hatası sebebiyle parti meclisini yeniden seçmek için toplanan CHP kurultayına Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaat yağmuru damgasını vurdu. Kılıçdaroğlu kurultayda siyasi ve ekonomik 41 söz verdi. Bunlardan doğrudan ekonomiyi ilgilendiren sadece 7 vaadin toplam maliyeti 150 milyar lirayı buluyor. Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri yerine getirebilmesi için 118 milyar TL taze kaynak bulması gerekiyor. Yani bugünkü bütçe gelirine ilave olarak her yıl yaklaşık 62 milyar, orta vadede ise 56 milyar TL kaynak bulur. Kemal Kılıçdaroğlu, bütçeye bu kadar yüklü bir maliyet getirecek bu sözlerinin kaynağını nasıl bulacağına yönelik en küçük bir ipucu vermedi. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Parayı bulacağım diyorsam ben parayı bulurum. Gene çaktın. Bir toplu iğne ucu kadar, bir toplu iğne ucu kadar yakınlarıma çıkar sağladığımı ispat edersen eyvallah. İspat. Benim adımı yolsuzlukla anarsan söylemeyeyim. Gerisini söylemeyeyim. Neden bu kadar söylüyorum? Gelen yük ne kadar? 7 milyar lira. 4 milyar zaten harcanıyor. 7 milyar da ilave ettiğimizde yaklaşık 12 milyar lira civarında bir para. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarımızda her aileye yardım verilecek dedi. Projenin bütçeye maliyetini hesapladı. Çıkan rakamı ise 12 milyar lira olarak açıkladı. 4 milyar zaten harcanıyor. 7 milyar da ilave ettiğimizde yaklaşık 12 milyar lira civarında bir para. Kılıçdaroğlu'nun maliyet hesabı ekonominin patronu Ali Babacan'ın eleştirilerine hedef oldu bugün. Babacan, CHP liderinin matematik bilmediğini iddia etti. Milimetrik hesabını yaptığınızda yaklaşık 24 milyar gibi bir rakam tutuyor. Yani bu ilkokul 3 matematiği bu. Ha bu şu demek, ya çarpma bölme yanlış yapılıyor ya 12 milyon yoksul. Bizim bir genel afın olabileceği gibi bir düşünce söz konusu değil. Gene çaktın.
Ayakkabıyla siyasete atılan, sonra gidip havuzlu binalarda oturan siyaset adamı olmayacağız. Daha inşaat halinde bir şey yok. Burhaniye'de, Pelikköy'de. Bir toplu iğne ucu kadar, bir toplu iğne ucu kadar yakınlarıma çıkar sağladığımı ispat edersen eyvallah. İspat benim adımı yolsuzlukta anarsan ana halka doğruları söyleyeceğiz. Doğruların arkasından gideceğiz. 1966 yılında Kara Bulut olan soyadını değiştiren Kemal Kılıçdaroğlu, 1992-1998 yılları arasında eski soyadını taşıyan 31 yetenini SSK'da işe başlattı. Kılıçdaroğlu'nun annesinin kızlık soyadı olan Gündüz soyadıyla da 26 yakınını işe aldığı belirlendi. CHP'li Kılıçdaroğlu, eşinin kısım ve akrabalarını da ihmal etmedi. Kızlık soyadı düzgün olan eşinin 13 yakını da Kılıçdaroğlu döneminde SSK'da işe başladı. Hepimiz biliyoruz bu işlerin nasıl gittiğini. Kılıçdaroğlu döneminde işe alınan Kara Bulut, Gündüz ve Düzgün soyadlı 70 civarında personelin hala kurumda çalıştıkları belirtiliyor. Yani sizin başka projeleriniz yok mu? Kılıçdaroğlu metro ile ilgili soruya kendisi cevap vermek yerine topu danışmanı Alper Ünlü'ye attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce bu projeler devam ediyordu deniyor. Buyurun hocam siz o projelerin şimdi bu projeler maalesef tamamlanamamış projelerdir. Biz tabii ki başlamış projelere devam edeceğiz. Alper Ünlü projelerin bir kısmının zaten yapıldığını kabul etti. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı iken fakirlere ayda 600 lira maaş bağlayacağınızı ifade etmiştiniz. Öyle mi? Peki şimdi CHP'nin genel başkanı oldun. Hadi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bütün fakirlere 600 lira versin. Hadi yap. Hadi yap. Hadi. Hadi anlat hadi. Bana bakma seni çekiyor. Hadi hadi. 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 Yap. Bekara karı boşamak kolay. İşi yap, işi. Senin belediye başkanın yap. Gerçekçi olacağız. Biz ülke yönetiyoruz, ülke. Devlet yönetiyoruz. Öyle kuru kuruya, şuraya şu kadar vereceğim, buraya bu kadar vereceğim demekle ülke yönetilmez. İşte senin partinin belediyesi bu. Hadi ver 600 lira. Öyle Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Ha? Bak duydun mu şunu? Öyle Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Yeah.